Selamünaleyküm arkadaşlar. Fosforlu Kalem'de bir kitapla daha beraberiz. Bugün size tanıtmak istediğim kitap Arendt'ten Gazze'ye Ehvenişer Siyaseti. Arendt'ten Gazze'ye Ehvenişer Siyaseti. Alt başlığı da şöyle: İnsancıl Şiddetin Kısa Tarihi. İnsancıl Şiddetin Kısa Tarihi. Yazarı Eyal Weizmann. Türkçesini Sidar Bayram yapmış. Yani çevirisini Sidar Bayram yapmış. Kapağını da şöyle bir yüzüme getirerek göstereyim kitabın. Bir nebze olsun, görünsün. Açılım kitaptan çıkmış arkadaşlar bu eser. Bendeki baskı tarihini de söyleyeyim size. Bendeki nüshanın baskı tarihini. Birinci baskısıymış. Ekim 2018 baskısı. Birinci baskı. Ekim 2018 baskısı. Her zaman olduğu gibi önce kitaptan yapacağım alıntılar olacak. İşaretlediğim yerler, fosforlu kalemimle çizdiğim yerler, önemli bulduğum yerler. Ondan sonra da en sonda kitaba dair bir şeyler söylemeye çalışacağız. Tevfik hidayet Allah'tan. Şimdi ilerliyoruz, ilerliyoruz, ilerliyoruz. Bakalım ilk notumuz nerede? 23. sayfada, kitabın 23. sayfasında ilk işaretlediğim yer. Şöyle bir yerden başlayıp okuyayım. Teröre karşı savaş konusunda Ehvenişer'in şartları en anlaşılır ve dikkat çekici şekilde eski insan hakları araştırmacısı ve Kanada'nın Liberal Parti lideri Michel Ignatieff'in, herhalde böyle okunur, tarafından ifade edilmiştir. The Lesser Evil kitabında Ignatieff, liberal devletlerin güvenlik karşısında özgürlükleri dengeleyerek insan hakları ve hukuk normları ihlallerini düzenleyen mekanizmalar oluşturduklarını ve güvenlik kurumlarının Batı devletlerindeki sivillere yönelik terör saldırıları gibi daha büyük kötülük ihtimallerini savuşturmak ve en aza indirmek amacıyla ehvenişer olarak görülen hukuk dışı şiddet kullanımına izin verdiklerini ileri sürer. Şu son cümleyi bir daha okuyayım arkadaşlar, önemli. Zaten onu işaretlemişim. Batı devletlerindeki sivillere yönelik terör saldırıları gibi daha büyük kötülük ihtimallerini savuşturmak ve en aza indirmek amacıyla ehvenişer olarak görülen hukuk dışı şiddet kullanımına izin verdiklerini ileri sürer diyor. Terörist bir tehlike esnasında hükümetlerin hakları ihlal etmesi gerekiyorsa, ona göre bu ihlal yalnızca bir istisna olarak ve kanıtlara dayanan bir hukuki denetim sürecine bağlı şekilde yapılmalıdır diye metin devam ediyor. Şurası da güzel, orayı da okuyayım. İstisnalar, der Ignatieff, kaideyi bozmaz, bilakis geçici ve kamusal meşruiyet sahibi oldukları sürece ve son çare olarak kullanıldıkları takdirde, son çare olarak kullanıldıkları takdirde kaideyi muhafaza eder. Ehvenişer'in aslında İslami olarak da mantığı, kullanım alanı böyle bir yere tekabül ediyor. Yani kötülükten başka seçilecek bir şey yoksa, o zaman iki kötü içinde en az kötü olan seçiliyor. Diyelim işte bir yerde aç kaldınız, yiyecek hiçbir şey bulamadınız, yalnızca domuz eti var. Şimdi insanın ölmesi de kötülük, domuz eti yemek de kötülük İslam'a göre, ama insanın ölmesi, hayatının gitmesi daha büyük kötülük. O yüzden doyuncaya kadar değil ama açlık geçinceye kadar, ölmeyecek kadar, yani açlık geçinceye kadar bile fazla oldu, ölmeyecek kadar yemeye cevaz verilmiş. Zaruretler, haramları helal kılar hükmüyle, kaidesiyle söylenmiş. Bunun gibi İslam'ın içinde elbette ehvenişer, yani ehvenüşşerreyn, kötüler içinde iyisini seçmenin bir alanı var. O alan bu alana yakın bir alan. Eğer böyle kullanılırsa, bir daha okuyayım. İstisnalar, der Ignatieff, kaideyi bozmaz, bilakis geçici ve kamusal meşruiyet sahibi oldukları sürece ve son çare olarak kullanıldıkları takdirde kaideyi muhafaza eder. Ama elbette Batı bunu böyle mi kullanıyor? Ona bir soru işareti koymak lazım. Çünkü Irak'taki, Afganistan'daki, Suriye'deki uygulamaları daha çok menfaatleri için meşrulaştırma aracı olarak, söylem olarak bunu kullanma. Ama aslında ehvenişer'in hiçbir tarafını doldurmayan şeyler. Bize göre en azından. Kitabın 24. sayfasındayız arkadaşlar. Şöyle bir yerden alıp okuyayım yine. Ehvenişer savı artık hedefli suikastlerden ve çaresiz insanları öldürmekten,
bina yıkımlarından, sınır dışı etmekten, işkenceden tutun da bazen öldürücü olmayan kimyasal silahlara başvurulmasına, canlı kalkan kullanımına ve hatta mal olduğundan daha fazla masum insanı kurtarabilecekse bazı sivillerin kasten hedef alınmasına kadar her şeyi savunmak için kullanılmaktadır. Bir daha okuyorum cümleyi, çok kıymetli. Ehvenişer savı artık, yani kötülerden iyisini seçmek zorunlu olarak mecburuz bunu yapmaya tarzı söylem artık, iddia artık, sav artık, hedefli suikastlerden ve çaresiz insanları öldürmekten, bina yıkımlarından, sınır dışı etmekten, silahlara başvurulmasına, ehvenişer savı artık hedefli suikastlerden, çaresiz insanları öldürmekten, bina yıkımlarından, sınır dışı etmekten, işkenceden tutun da bazen öldürücü olmayan kimyasal silahlara başvurulmasına, canlı kalkan kullanımına ve hatta mal olduğundan daha fazla masum insanı kurtarabilecekse, bazı sivillerin kasten hedef alınmasına kadar her şeyi savunmak için kullanılmaktadır. Bu kadar laçka olmuş yani ehvenişer savı. Daha da korkuncu, Hiroşima'nın bombalanmasının bile ehvenişerci bir savunma mantığıyla hoş görülebileceği ileri sürülmüştür. Nasıl? Ya vurmasak daha kötü olurdu. Savaş daha uzardı, Amerika daha çok maliyet öderdi, dünyaya bedeli daha ağır olurdu falan filan gibi iddialarla başka kötüleri göstermekle, kötülük ihtimallerini göstermekle. Evet, iyi ki vurduk, savaş erkenden bitti diyebilir diyor insanlar. Her şeyi meşrulaştırmanın aracı olabilir. Ehvenişer bir mecburiyet, bir zaruriyet anı kullanımı olması gerekirken her kötülüğü meşrulaştıran bir araca dönüşebilir. Kitap bunu anlatıyor aslında. Özet olarak anlattığı bu ama örnekler üzerinden yapıyor bunu. İşte bir bölümü daha, 29. sayfa. Orantılılık birçok değişkeni içeren karmaşık bir mantığa sahip. Peki ama bu değişkenleri nasıl mukayese edeceğiz? Soruyu sormaktan, mukayese etmekten ve hesaplamaktan başka seçenek yok. Orantılılık bize hesaplamaya neyin dahil edilebileceğini, denklemin ya da değiş tokuş oranının ne olduğunu söylemez. Savaşabilecek yaştaki bir adam sivil mi sayılmalıdır? Öyleyse daha fazla kişiye mi yoksa daha azına mı denk gelir? Erkeklere oranla kadınları nasıl sayarsınız? Çocukların ölümünü nasıl sayarsınız? Ölü bir çocuk ölü bir yetişkine mi, 5 yetişkine mi eşittir? Bir avukat olarak çalışabilmek için sayılara ihtiyacım var. Askerleri bilgilendirmek için alt sınırlara ihtiyacım var. Her sayı yararlı bir ölçüt haline gelebilir. Ama yasanın zemini sarsıldığı zaman ben de dengemi kaybediyorum. Demiş bir hukukçu burada. Daniel Racer. Uluslararası Hukuk Birimi eski başkanıymış bu adam, bunu söyleyen adam. Yani ya şu kadarını göze alabiliriz dediğiniz zaman diyor, bunun şeyleri çok oynak. Diyelim ki Saddam Hüseyin'i vurmak için Amerika şu kadar sivili göze aldı. İyi de bu sivillerin ölçüsü ne? Ama bu diyor çok oynak benim için. Veya işte bir terör örgütü liderini öldürmek için sivilleri öldürebiliriz de ne kadarının, ne şekilde, çocuk da dahil mi, çocuklardan kaç tane, bu diyor hepsi oynak şeyler bunlar. O zaman diyor dengemi kaybediyorum ben, o zemin sarsıldığı zaman falan. 31. sayfa. Bunu nereden alayım? Baştan alsam çok uzun olacak. Şöyle bir yerden okuyayım, belki toparlanır. Daha basit bir ifadeyle, eğer bir örgütün, herhangi bir örgütün üyelerinin %20-25'ini öldürürseniz ya da başka yollarla etkisiz hale getirirseniz, meydana getirilen karmaşanın ve bilgi kaybının bu örgütün çöküşüne sebep olma ihtimali %85'tir. Daha basit bir ifadeyle, eğer bir örgütün, herhangi bir örgütün üyelerinin %20-25'ini öldürürseniz ya da başka yollarla etkisiz hale getirirseniz, meydana getirilen karmaşanın ve bilgi kaybının bu örgütün çöküşüne sebep olma ihtimali %85'tir. Formüle göre örgütün %50'sini öldürürseniz çökme ihtimali %100'dür.
Bu bir İsrailli uzmanın formülüymüş. Filistin konusunda, Gazze konusunda oluşturduğu formülmüş. Şu kadarını öldürürsek bu iş biter diye. İsmi de vardı aslında. Dur bakayım, şurada bir resmin altında ismi yazıyordu. İshak ben İsrail. İshak ben İsrail. Hamas militanlarını saf dışı bırakarak, tutuklayarak ya da öldürerek örgütün nasıl yok edilebileceğini göstermek amacıyla oluşturduğu sayısal denklemi Yotam Feldman'a açıklarken diyor. Fotoğrafı da var adamın yani. Yine 31. sayfadayız. Riskin dengelenmesi, saldıran ordunun risklerinin azaltılmasının siviller açısından riskin artmasına yol açması anlamına gelir. Riskin dengelenmesi, saldıran ordunun risklerinin azaltılmasının siviller açısından riskin artmasına yol açması anlamına gelir. Bu, risk aktarım savaşının en açık örneklerinden birisi, NATO'nun 1999'da Kosova'yı ve Belgrad'ı bombalamasıdır. Bunun temel sebebi NATO hava kuvvetleri için tehlikeyi azaltan, ancak yerdeki siviller için tehlikeyi çarpıcı şekilde arttıran yüksek irtifalı hava saldırıları kararıydı. Yüksek irtifalı hava saldırıları kararıydı. Yani vurulmayalım diye uçaklar yukarıdan uçup bombalama yapmışlar. Bedeli ne olmuş? NATO kuvvetleri arasında hiç savaş zayiatı yaşanmamasına karşın bombardıman sebebiyle 500 sivilin ölümüyle sonuçlanan bu olay, birçok uluslararası hukukçu tarafından orantılılık ilkesinin ihlalinin bir göstergesi olarak anlaşılmıştı. Bu vaka bize ayrıca orantılılıkta beklenen dengenin coğrafi bir boyutunun da olduğunu göstermektedir. Farklı faaliyet bölgelerindeki ve değişik sınırların ötesindeki devlet ordularına farklı hesaplamalar, formüller, dengeler ve farklı ölüm oranları uygun görülür. Ya diyor mesela, ordunun kaybını engellemek için NATO diyor ki yukarıdan uçun, ama diyor bunun bedelini oradaki siviller ödüyor. Adamın savaşla bir ilgisi yok ama bomba onun da kafasına düşüyor. Niye? Uçak onu yukarıdan attığı için, daha yukarıdan attığı için denk getirmesi daha zor oldu gibi gibi. Bu da diyor mesela bir ehvenişer uygulaması ama sonuçları var. 35. sayfa, orantılılık ilkesine bağlı kalmak kısıtlı araçların gücüne odaklanmayı kolaylaştırır. Bu sebeple devlet şiddeti sınırsız güç kullanımında değil, bakınız güzel bir cümle, bu sebeple devlet şiddeti sınırsız güç kullanımında değil, ölçülülüğü içerisinde verimli hale gelir. Bir daha okuyacağım, dayanamıyorum. Bu sebeple devlet şiddeti sınırsız güç kullanımında değil, ölçülülüğü içerisinde verimli hale gelir. Bir idare ve yönetim, şiddetin idare edilmesi ve nüfusun yönetilmesi tekniği olarak orantılılık hesaplamalarını tahakküm altına aldığı kesim adına güçlü taraf yapar. Bu cümle biraz düşük geldi. Bir daha okuyayım. Bir idare ve yönetim, şiddetin idare edilmesi ve nüfusun yönetilmesi tekniği olarak orantılılık hesaplarını tahakküm altına aldığı kesim adına güçlü taraf yapar. Biraz düşük geldi, anlayamadım. Dahası bu güç tam olarak bu hesaplamalar temelinde hesap yapma, sayma, ölçme, dengeleme ve eyleme geçme becerisine dayanır. Öbür taraftan kişi kendisini yönetilemez kılmak için kendisini hesaplanamaz, ölçülemez, sayılamaz kılmak zorundadır. Evet, diyor bu bölüm. Yani devletin gücü kontrolsüzlükte değil, ölçülülüktedir diyor özetle. 36. sayfa. Bir el kitabından bahsediliyor burada. General Stanley McChrystal el kitabının en sadık takipçilerinden biriydi. Kim yazmıştı bu el kitabını? Şurada bir yerde. Harvard Üniversitesi'nden Sarah Sewell diye birisi yazmış. Şuraya dönelim, oradan bir yerden okuyacağım dedim ama çok uzun olur. Bir el kitabı var, Amerika nasıl bir şiddet uygulayabilir, ne ölçüde şiddet uygulayabilir, terörü nasıl bitirebilir, bunun üzerine yazılmış bir el kitabı.
kısa vadede ayaklanmayı bastıracak güçlerin karşılaşacağı riskleri en aza indirmeye odaklanmak, ironik şekilde ABD güçlerinin uzun vadeli kırılganlığı da dahil, harekatın geneli açısından riskleri arttırabilir diye yazıyordu El Kitabı. El Kitabı bu yolla insancıl hukuk ve insan hakları ilkelerinin işgalci bir ordunun elinde sivil nüfusu kazanma aracına ve bir yönetim tekniğine dönüşmesine izin vermektedir. El Kitabı bu yolla insancıl hukuk ve insan hakları ilkelerinin işgalci bir ordunun elinde sivil nüfusu kazanma aracına ve bir yönetim tekniğine dönüşmesine izin vermektedir. Başkan Obama tarafından görevden alınmadan önce General Stanley McChrystal, El Kitabı'nın en sadık takipçilerinden biriydi ve Afganistan'daki NATO kuvvetlerinin komutanı olarak bu kitabın uygulayıcısıydı. McChrystal, Afganistan'daki ABD askerlerine yaptığı ilk konuşmasında, hukukun hafifletici ilkelerine başvurmanın askeri açıdan ne kadar verimli olduğunu anlatmaktaydı. Stratejimiz bölge ele geçirmeye ya da ayaklanan kuvvetleri yok etmeye odaklanamaz. Konuşmanın içinden bir bölüm, tırnak içi konuşuyoruz artık. Stratejimiz bölge ele geçirmeye ya da ayaklanan kuvvetleri yok etmeye odaklanamaz. Amacımız insanlar olmalıdır. Sivil zayiata ya da gereksiz maddi zarara sebep olan taktik kazanımların peşinden koşarak stratejik yenilgi riskine giriyoruz. Kafasında kurguladığı yeni asker tipi bir sosyal hizmetli, şehir plancısı, antropolog ve psikolog olmalıydı, diyor, devam ediyor. Yanlış bilmiyorsam Brad Pitt'in filmlerinden birisi var. Afganistan'daki komutanı oynuyor. O komutan bu komutan olsa gerek, Stanley McChrystal. Çünkü onu da Obama görevden alıyordu filmde. O adam şöyle bir şey de anlatıyordu mesela. İşte 100 tane militan var diyor. Avrupa Birliği'ni anlatıyor. Avrupalılar anlatıyor bunu. Bunlardan diyor şu kadarını öldürdüğünüz, işte 40 tane atıyorum, öldürdüğünüz zaman diyor militan sayısı kaç kalır? Normal matematikte 100'den 40 çıktı, 60 kalır. Hayır diyor. Geriye diyor 200 kalır. Niye? Çünkü o 40 kişinin akrabaları, sevenleri, dostları, onların da diyor örgüte katılmasına, isyana, direnişe katılmasına, mücahitlere katılmasına sebep olursunuz diyor. Öyle anlatıyor yani bu işte şeyi. Afganistan'daki savaşın mantığını. Belli ki hani onun bir altyapısı varmış, burada oradan bahsediyor. Ha, savaş böyle kazanılır diyormuş. Onları kazanmakla kazanılır. İnsanları kazanmakla kazanılır diyormuş. 38. sayfa. Askeri tehditlerin iletişimsel boyutu, bir ordunun verebileceği muhtemel zarar ile fiilen verdiği zarar arasındaki boşluk korunduğu sürece işlevseldir. Askeri tehditlerin iletişimsel boyutu, bir ordunun verebileceği muhtemel zarar ile fiilen verdiği zarar arasındaki boşluk korunduğu sürece işlevseldir. İşgal kuvveti, işgal ettiği halk. Nasıl iletişim kurulacak aralarında? O ordu yapabileceği zayiat, yani yapabileceği zarar vermiyorsa, vermediği ölçüde iletişim kurabilir diyor. Eğer veriyorsa çok fazla zarar, iletişim şeyi kalmaz diyor yani. Devamını atlıyorum. 39. sayfada dipnot. Hannah Arendt'in sözüymüş bu. Kitapta da işte başında Arendt'ten gazze ediyor ya. O kişi Hannah Arendt. Belli bir suç ilk kez meydana geldiğinde, bu cümle güzel bir cümle. Belli bir suç ilk kez meydana geldiğinde yeniden ortaya çıkması ilk ortaya çıkışından daha muhtemeldir. Belli bir suç ilk kez meydana geldiğinde yeniden ortaya çıkması ilk ortaya çıkışından daha muhtemeldir. Şimdi bu cümle biraz şeyi de hatırlatıyor. Aleyhisselatü vesselam Efendimizin kim kötü bir çığır açarsa işleyenin günahından bir misli de onu çığırı açana yazılır diyor ya. İşte bak bununla ilgisi var. Mesela Kabil de ilk cinayeti işlemiş, kardeşi Habil'i öldürmüş. Biz biliyoruz ki bütün cinayet işleyenlerin günahından bir misli Kabil'e yazılıyor. Bununla ilgili de haberler var. Niye öyle? Çünkü bak adam da kendi mantığından oraya gelmiş. Belli bir suç ilk kez meydana geldiğinde yeniden ortaya çıkması ilk ortaya çıkışından daha muhtemeldir. Yani o yolu açtın sen. İnsanlara öğrettin. Karpuz kabuğu düşürdün akıllarına. Öyle oldu mu? Elbette ondan senin bir sorumluluğun, bir payın var. 40. sayfaya geldik arkadaşlar.
Tek bir cümle okuyayım buradan. Orantısızlık hukuku ihlal edilirken onaylanır. Orantısızlık hukuku ihlal edilirken onaylanır. Bunu niye söylüyor? Şimdi onu anlatırsam burası çok uzayacak. Bunu atlıyorum. Yani ihlallerin hukuka yeni alan açtığını söylüyor. Her ihlalin yeni bir meşrulaştırma getirdiğini söylüyor. Mesela Amerika diyelim şimdiye kadar yapmadığı şekilde 100 tane sivil öldürdü. Öldürdüğü an bunun meşrulaştırıcılarını oluşturmaya başlıyor zaten. Diyor ki işte orada şey vardı, bir terör örgütü lideri vardı. Bu 100 kişi de onun bedeli olarak öldü. Bak bir alan daha kazandı. Artık üstünü savunuyor. İhlal edildikçe bu hukuk diyor, bu işte henşer siyaseti veya orantılılık ilkesi alan açıyor kendine diyor. Giderek ilerliyor. Bir zulmü daha, bir kötülüğü daha, bir olmazı daha meşrulaştırmış oluyor. Evet, kitabın 47. sayfasındayız. Şöyle bir yer okuyacağım size. Gene Hannah Arendt'ın sözüymüş. 1964'te söylemiş. Totaliter yönetim tekniklerine baktığımızda ehvenişer argümanının terör ve suç mekanizmasının bir parçası olduğu açıktır. Ehvenişer'in kabulü, hükümet yetkilileri ve nüfusun büyük bölümüne kötülüğü kabullendirmek için bilinçli bir şekilde kullanılır. Ehvenişer'in kabulü, hükümet yetkilileri ve nüfusun büyük bölümüne kötülüğü kabullendirmek için bilinçli bir şekilde kullanılır. Siyasi bakımdan bu argümanın kusuru her zaman ehvenişeri tercih edenlerin kötülüğü tercih etmiş olduklarını çok çabuk unutmaları olmuştur. Bir daha okuyorum. Siyasi bakımdan bu argümanın kusuru her zaman ehvenişeri tercih edenlerin kötülüğü tercih etmiş olduklarını çok çabuk unutmaları olmuştur. Evet. Güzel bir cümle. Şimdi devam ediyoruz. Buralarda işaretim pek yok. Burada Somali'deki insan hakları faaliyetlerini anlatıyor. O sırada olanlardan, oradaki tecrübelerden, Etiyopya'dan, Somali'den vesaire örneklerle ehvenişer tutumunun onları düşürdüğü açıkları anlatıyor. 58. sayfadayız. Başka hiçbir şeyin mümkün olmadığı zamanlarda hiçbir şey yapmamak tek verimli direniş biçimidir. Başka hiçbir şeyin mümkün olmadığı zamanlarda hiçbir şey yapmamak tek verimli direniş biçimidir. Bediüzzaman Hazretleri'nin siyasetten çekilmesi de aslında bu bağlamda okunabilir. Yapacak bir şey yok. Bakıyor Ankara'ya, bakıyor işte Türkiye'nin şartlarına, yapacak bir şey bulamıyor. Hani orada ne yapılsa menfi tesir edecek. Çekiliyor, siyasetten uzak duruyor. Bu da diyor bir direniş biçimidir mesela. Buradaki cümleyle düşünürsek. Başka hiçbir şey mümkün olmadığı zamanlarda hiçbir şey yapmamak tek verimli direniş biçimidir. 60. sayfa. Burada eski bir komünist komünizmi eleştiriyor. Burası ilginç. Paris sokaklarında Kızıl Kımerleri desteklemek ve savunmak için yürüyüşler düzenliyorduk. Adamın ismi neydi? Onu da söyleyeyim. Arendt'miş, gene söyleyin. Arendt. Pardon, estağfurullah, o değilmiş. Broman diye birisi. Onunla söyleşilerin, 2008'de yapılan söyleşidenmiş bu. Şöyle bir yerden okuyayım. Fransa'daki en sert Mao'cu grup olan GP üyesi bir Mao'cuyum ve 1970'lerin tamamı boyunca Paris sokaklarında Kızıl Kımerleri desteklemek ve savunmak için Kızıl Kımerler Vietnam'da mıydı ya da Vietnam'a yakın bir ülkede komünist bir örgüttü yanlış bilmiyorsam. Çok da katliamları falan var. Vietnam civarı bir yerdi. Paris sokaklarında Kızıl Kımerleri desteklemek ve savunmak için yürüyüşler düzenliyorduk. Fakat attıkları ilk adımın şehirleri boşaltmak olduğunu gördüğüm an benim için kırılma anıydı. 1970'lerin sonuna geldiğimizde tam bir antikomünist olmuştum. Komünizm pratik olmamasının yanı sıra tehlikeliydi. Bak burası önemli. Komünizm pratik olmamasının yanı sıra tehlikeliydi. Bulutların yağmur getirmesi gibi komünizm de kıtlığa sebep oluyordu. Bulutların yağmur getirmesi gibi komünizm de kıtlığa sebep oluyordu.
diyor o Broman. Tam ismi yok mu ya? Tam ismini söyleyeyim size. Tam ismi yok. Devam ediyoruz. Ah, buralarda işaretim yok. Hah, varmış. 80. sayfaya geldik. Şöyle bir yerden başlayayım okumaya. İnsancılık hareketi daha açık bir şekilde partizanlaştıkça, insancılık hareketi daha açık bir şekilde partizanlaştıkça ve siyasallaştıkça, dünyadaki çeşitli hükümetler kendi siyasi projelerine ve askeri maceralarına insani bir biçim vermeye başladı. İnsanilik ifadesi, siyasi ajandalara sahip ordular ya da devlet görevlileri tarafından sağlansa dahi, her türlü ilaç, barınma ve besin yardımı tedarikiyle ilişkili olarak kullanılır oldu. Yakınlık arayışı karşılıklıydı. Askeri müdahale insani gerekçelerle meşrulaştırılıyordu. Uluslararası STK'ların önerileri doğrultusunda çoğu Batı ordusunun bünyesinde her türlü yardım işiyle ilgilenen insani yardım birimleri kurulmuştu. Sonuç olarak insani yardım kuruluşları güvenli olmayan bölgelerdeki sivillere erişim sağlamak için ordulara daha çok bağımlı hale geldi. Şimdi bir yerde savaş başlıyor. O savaştaki mağduriyeti gidermek için insan hakları örgütleri, işte sivil toplum kuruluşları falan müdahale ediyor. Ama şimdi oradaki durumdan dolayı fazla tesir edemiyorlar. Siyasi alan açamıyorlar kendilerine. Bu sefer onlar kendilerine destek olacak ordu arıyorlar. İkinci bir işgale bunlar sebep oluyorlar. Mesela NATO'yu çağırıyor, mesela Amerika'yı çağırıyor. Onlar gelip müdahale ettiğinde bu sefer diyor, İşgalde bir karşılıklı al gülüm ver gülüm olmaya başlıyor. Askerlerin de mesela kendi aralarında şey oluşturmuşlar artık işte. İnsani müdahale ekipleri. Adam diyor ki insancıl hizmet için buradayız ama yaptığı işgal. Sivil toplum kuruluşu da orduyu diyor ben korumak için getirdim ama o işgale sebep oldun. Yani o iş diyor karıştı orada iyice. Öyle bir tespitte bulunuyor yazar. Devam ediyoruz. 87. sayfa. Antropolog Michel Eiger, Afrika'daki mülteci kampları üzerine çalışmasında günümüzdeki insani yardım faaliyetinin uzaktan ve vekaleten yürütülen bir idare biçiminden, vatandaşsız bir hükümetten başka bir şey olmadığını belirtir. Vatandaşsız bir hükümet. Devam ediyoruz. Evet, bir bölüm daha. Üçüncü bölüm, mümkün duvarların en iyisi diyor. Devam ediyoruz. Burada İsrail'in yapacağı duvarın tartışmaları var. O duvarın güzergahının belirlenmesi sırasında yapılan tartışmalar. Evet, 114. sayfaya kadar geldik. Bakalım. Michael Sfard, İsrail'li bir insan hakları avukatı ve İsrail yöneticiliğine karşı siyasi muhalefetin en önde gelen seslerinden biridir. Kudüs Yüksek Mahkemesi'ndeki duvarlarla ilgili davanın ardından gelen birçok davada Filistinli toprak sahiplerini temsil etmiştir, diyor. Devam edeyim, biraz atlayarak. Duvarın tasarımı ve güzergahının belirlenme sürecine neden bizzat katıldığını şöyle anlatmıştı. Bariyere karşı dava açan insan hakları avukatları, gerçekte ve pratikte duvarın nihai güzergahını tasarlayan çeşitli güçlerden biridir. Kendimizi otoritelerin daha iyi bir duvar, daha sürdürülebilir bir güzergahtan geçen bir duvar tasarlamasına yardım ederken bulduk. Yani şöyle diyor, aslında duvar diyor hukuksuz bir uygulama, yanlış bir uygulama, doğru olmayan bir uygulama. Ona karşı dava açtık ama diyor sürecin parçası haline geldik birden diyor. Kendimizi otoritelerin daha iyi bir duvar, daha sürdürülebilir bir güzergahtan geçen bir duvar tasarlamasına yardım ederken bulduk. Tasarladıkları güzergahın insanların geçinmesi açısından doğurabileceği farklı sorunlara karşı yetkilileri uyardık. Ordunun kendisi bilmediği için benden gerçekleştirmemi istediği görev buydu. Daha iyi işleyen ve daha uzun süreli bir sistem yaratmaları için onlara yardım edecek bir arabulucu olarak bana ihtiyaçları vardı.
Benim için bunu söylemek zor ama birçok yerde duvarın şimdiki güzergahını ben tasarladım. Benim için bunu söylemesi zor ama normalde muhalif bir adam. Benim için bunu söylemesi zor ama birçok yerde duvarın şimdiki güzergahını ben tasarladım. Aslında mimarlarından biri olduğumu zamanla daha iyi idrak ettim. Ben yani bir nevi oyuna geldim. Daha doğrusu bile isteye tuzağa düştüm diyor. 117. sayfa. Gazze'yi kuşatma, Gazze kuşatmasında diyor. Şurayı okuyayım sadece. İsrail, Gazze'nin ekonomisine zarar vermeye çalışma stratejisinin yerine Gazze'yi tamamen çökertip insani bir yönetim sistemi kurma stratejisini benimsemişti. Bunun gerçekleştirilmesinde Gazze'nin Refah ile olan kısa sınırı İsrail ablukasıyla eşgüdümlü kontrol eden mübarek rejimi İsrail'in katılımcı bir ortağıydı. Yani onlar da sınırı kapattıkları için, açtıkları için İsrail'e göre çok büyük zarar verdiler Gazze'ye. 118. sayfa. Gazze şeridi sakinlerinin gereğinden fazla zarar göreceği sınırın henüz aşılmadığını ısrar etti. Şuradan pardon. Şöyle bir yerden geleyim. Dilekçe sahipleri öncesinde olmasa dahi 2000'lerin başından itibaren Gazze'de insani bir kriz olduğunu iddia etmekte ve tedarikin azaltılması sürecinin durdurulması ve tersine çevrilmesi gerektiğini belirtmekteydi. Yani İsrail ordusu Gazze'ye giren her şeyi kontrol ediyor ya, sürekli düşürüyormuş aşağı doğru miktarları. Buna cevaben İsrail ordusu, Gazze şeridi sakinlerinin gereğinden fazla zarar göreceği sınırın henüz aşılmadığında ısrar etti. Orduya göre tedarik daha da azaltılabilirdi. Daha sonra devletin açlığı bir toplu cezalandırma aracı olarak kullandığı ithamları karşısında İsrail hükümeti basın ofisi, gazetecilere Gazze'de uluslararası misafirlerce sıkça ziyaret edilen bir otelin restoranının İngilizce menüsünü mail attı. Bu Addis Ababa'daki en şık restoranın menüsüne dayanarak Etiyopya'daki 1985 kıtlığına karşı çıkmak kadar bariz bir rezillikti. İsrail hükümeti basın ofisi gazetecilere Gazze'de uluslararası misafirlerce sıkça ziyaret edilen bir otelin restoranının İngilizce menüsünü mail attı. Yani durum iyi. O kadar kötü durumda değiller falan göstermek için güya. En iyi diyor otelin şeyini atıyor, menüsünü atıyor. Yazar da buna gülüyor. Bu Addis Ababa'daki en şık restoranın menüsüne dayanarak Etiyopya'daki 1985 kıtlığına karşı çıkmak kadar bariz bir rezillikti. 119. sayfa. Irak Savaşı'nın zeminini hazırlayan, unutmamalıyız ki barış kamplarının Irak Savaşı'nın zeminini hazırlayan en popüler ve kötüye kullanılmış sloganlarından biri yaptırımlara bir şans verildi. Ama bu yaptırımların yarım milyondan fazla Iraklı çocuğun ölümüne sebep olduğu gerçeği göz ardı edilmişti. Yaptırımlara bir şans vermenin yarım milyondan fazla Iraklı çocuğun ölümüne sebep olduğu gerçeği göz ardı edilmişti. Yani Irak'a yaptırım uyguluyor Amerika ama kimi öldürüyor o zamanlar? Iraklı çocukları, masumları, fakirleri. Zenginine zaten bir şey olmuyor. Yani yaptırım uyguladığınız zaman bir ülkeye fakirine zarar vermiş oluyorsunuz daha çok diyor. 123. sayfa. Gazze etrafındaki kuşatmayı anlatıyor. Kuşatma öyle bir boyuta ulaşmıştı ki yaygın açlık ancak Mısır sınırının altına kazılmış yüzlerce tedarik tüneli aracılığıyla Sina'dan gıda getiren daimi ve gözüpek faaliyetler sayesinde önlenebiliyordu. Yani insanlar açlıktan ölecek artık Gazze'de. Alttan tünel kazmışlar Mısır'a, Sina Yarımadası'na. Oradan ancak diyor kaçak göçek yiyecek getiriyorlar da ölmüyorlar açlıktan Gazze'liler. Ya Rabbi sen onları kurtar ya Rabbi. Şu İsrail'i kahreyle ya Rabbi. 124. sayfa. Bak şuradan itibaren alayım. Burası güzel bir metin. Dünyadaki diğer çatışmalara nazaran İsrail-Filistin çatışmasında doğrudan ve saldırı sonucu ölenlerin sayısı
o kadar yüksek olmamasına rağmen bu ölümler nispeten daha görünürdür. Fakat daha üstü kapalı başka bir öldürme biçimi yaygınlaşmaktadır. Yaşamsal altyapı akışını sınırlayarak su arıtıcılarının ve çok gerekli vitaminlerin, esasen B12'nin ithal edilmesini yasaklayarak, planlamayı sınırlayarak ve hastaların seyahatini zorlaştırarak, kötüleşen çevre şartlarının su, hijyen, beslenme ve sağlık hizmeti kalitesini etkilemesi aracılığıyla gerçekleştirilen bir öldürme biçimidir bu. Fikren neredeyse Malthusçu olan bu öldürme biçimi yaşam şartlarını kasten kontrol etmeye çalışır. Ve İsrail'in bugünkü Gazze politikasının bir parçasıdır. Yani Gazze'de kurşun sıktığı zaman İsrail çok ses geliyor her yerden. İslam ülkelerinden, uluslararası basından vesaire. O yüzden diyor yavaş yavaş öldürüyor dolaylı bir şekilde. Suyunu kısıtlıyor, elektriğini kısıtlıyor, ilacını kısıtlıyor, beslenmesini kısıtlıyor. Bunun dolaylı ölüm yaptığı ölümler diyor şeyden çok fazla, kat kat fazla, kurşundan kat kat fazla. 126. sayfa. Nereden okuyayım? Şöyle yukarıdan alayım. Benzer bir süreç Gazze ablukasının idaresi bağlamında da yaşandı ama hayati bir farkla. Gazze'deki, ha yukarıda miligram deneylerini anlatıyor. Miligram deneylerini biliyor musunuz bilmiyorum. Elektrikle yapılan bir test. Araştırırsınız, orayı okumayayım çünkü çok uzayacak. Benzer bir süreç Gazze ablukasının idaresi bağlamında da yaşandı ama hayati bir farkla. Gazze'deki akım fazlasıyla gerçekti ve Hamas hükümetinin kötü siyasi tercihlerine verilen karşılık akımı arttırmak değil, zamanla azaltmaktı. Ve böylece şeritte hayatın sürmesini sağlayan altyapıyı yok etmek ve nihayetinde nüfusu bedensel varoluşun eşiğine getirmekti. Miligram deneyinin bu telsiz olmuş halinde, otorite figürleri akım seviyesini nihai olarak belirleyenler, İsrail Yüksek Mahkemesi'ne danışmanlık yapan bilim insanları, mühendisler ve insani uzmanlardı. Azaltma işini yönetenler, insani bir kriz yaratacak eşiğin üzerinde elektrik sağladıklarını taahhüt etmelerine rağmen eşik sürekli test ediliyordu. Tıpkı miligram deneyindeki elektrik şokunun üst sınırları gibi. Resmen diyor Gazze'de deney yaptı adamlar. Bütün halk üzerinde. 128. sayfa. Mayıs 2008'de kanalizasyon arıtma tesisi taştı. Gazze'de oluyor bu. 50 milyon litre artık her gün Akdeniz'e aktı. Bu da kamu sağlığını daha da etkiledi ve balık sayısını azalttı. Mevcut durum yavaş yavaş İsrail sahillerini de etkilemeye başlamıştı. Gazze'nin kuzeyindeki İsrail belediyeleri şikayet etmeye ve Gazze'ye daha fazla elektrik verilmesini istemeye başladı. İsrail Haziran 2008'de mazot akışını insani asgari seviyesine yakınlaştırdı. Bu da elektrik santralinin 60 bin megawatt mı oluyor? 60 megawatt mı oluyor? Ulaşmasını ve kanalizasyon arıtma tesislerinin onarılmasını ve yeniden çalıştırılmasını sağladı. Ne için yapıyor bunu? Kendi halkı da zarar görmeye başladığı için, yoksa Gazzeliler acıdığından değil. 130. sayfa. Askeri avukatların müdahil olması aslında saldırıyı kısıtlamamış, aksine uluslararası insancıl hukukun belli yorumları yıkımın öngörülmedik düzeylerde gerçekleştirilmesine olanak sağlamış olabilir mi? Başka bir deyişle, bu kaosu, ölümü ve yıkımı olanaklı hale getiren şey hukukun korkunç gücü olabilir mi? Şuradan bir yerden almalıydım ben burayı. Yani İsrail'in diyor yaptıkları hukuki tartışmalara konu oldukça bir yandan da meşrulaşıyor. Tartışma içinde bir yana bir şeye kadar, bir sınıra kadar bir meşruiyet veriliyor İsrail'e. Biz diyor hani engellemeye çalışanlar, hukukçular olarak acaba diyor parçası mı oluyoruz sürecin? Yine işte ehvenişer kavramına vurgu yapıyor burada. Savaş hukuku yasalar adına itiraz edenleri bir paradoksla karşı karşıya bırakır. Bazı şeyleri yasaklarken diğerlerine yetki verir. Böylece izin verilen ve yasaklanan arasında başka bir sınır tesis edilir. Bu çizgi sabit ve durağan değil, dinamik ve esnektir ve yolu sürekli
değişmektedir. Güzergahı üzerinde yoğun bir muharebe yürütülür. Tıpkı ayrım duvarının güzergahı gibi vesaire. 132. sayfa. İsrail askeri avukatları takdir yetkisinin esnek mıntıkası içinde askeri faaliyetin genişlemesini sağlayacak büyük bir potansiyel bulmuştu. Eskiden İsrail ordusunun başlıca uluslararası avukatlarından olan Daniel Reisner, nasıl okunur bu acaba? Daniel Reisner, belki doğrusu bu oldu. Uluslararası insancıl hukuk, kanun temelli bir hukuk sisteminden ziyade içtihat temelli bir hukuki gövde olduğu için devlet pratiğinin onu sürekli değiştirebildiğini iddia eder. Daniel Reisner, uluslararası insancıl hukuk, kanun temelli bir hukuk sisteminden ziyade içtihat temelli bir hukuki gövde olduğu için devlet pratiğinin onu sürekli değiştirebildiğini iddia eder diyor ama vaktimiz de çok değil. Ne yapalım? Burada bitirelim. Bu defa sonuna kadar gitmeye zorlamayalım. Evet, sonuna gitmeye kadar zorlamayalım. Ben size kitabı bir kez daha şöyle bir göstereyim. Kitabı yüzüme yaklaştırarak tekrar bir göstereyim. Arkadaşlar, kitabın ismi Arendt'ten Gazze'ye Ehvenişer Siyaseti. Alt başlığı İnsancıl Şiddetin Kısa Tarihi. Yazarı Eyal Weizmann. Türkçesini Sider Bayram yapmış. Açılım kitaptan. Kitap, Ehvenişer kavramının nasıl suistimallere neden olduğunu anlamakta çok kıymetli. Biz Nurcular, Risale-i Nur okuyanlar, Bediüzzaman Hazretleri'nin Ehvenişer'i veya Adalet-i İzafi'yi çok beğenmediğini, onaylamadığını, ondan sakınmak gerektiğini hep söylediğini biliyoruz. Ama niye böyle söylüyor Bediüzzaman Hazretleri? İçinde kendisinin de söylediği gerekçeler var, fakat daha da geniş bir şerhini, daha da geniş bir izahını işte sahadaki uygulamalarıyla Ehvenişer siyasetinin kötülüğü nasıl normalleştirdiğini anlamakla fark edebilirsiniz. Oradan böyle bir destek, background, bilgi kazanabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben de okurken o gözle okumaya çalıştım. Hissemi almaya çalıştım. Yani özellikle Gazze ile ilgili bölüm, adamlar neler yaşamış ya. Hani biz ne kadarını biliyoruz? Çok azını biliyoruz. Daha başka şeyler de var, kıymetli bilgiler. Arkadaşlar okuyun, bu kitabı tavsiye ederim yani. Özetle bunu söylemiş olayım. Elinizde imkan varsa, fırsatınız varsa bu kitabı bir okuyun. Bu kitabın size öğreteceği siyasete, hukuka bakışta önemli şeyler olacaktır. Bir kitapta daha buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.